Yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları sonucu görevlerinden istifa etmek zorunda kalan 4 eski bakan yargı önüne çıkarılmaktan kurtarıldı. Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu, AKP'li üyelerin oylarıyla Yüce Divan'a gerek yok kararı verdi. Baskı falan da yok, öyle kim baskı yapacak ki bize ya? Şimdiye kadar öyle bir şey görülmüş değil. Bundan sonrası ayın 9'unda raporumuzu en geç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 10 gün içerisinde genel kurula bastırıp genel kurula gönderecek. 10 gün içinde de genel kurulda görüşülecek. Hepsi bu. Vicdanınız rahat mı bu karar? Ya ne diyeyim yani, şimdi ben size, şimdi bu sorulacak bir soru da değil yani böyle bir şey. Yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun yeni görevi ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dair tüm ses kayıtlarını sıfırlamak. Komisyon, Yüce Divan'a sevkine gerek görmediği 4 eski bakanla ilgili soruşturma dosyasında yer alan, tanıklıktan çekilme hakkı bulunan eş, çocuk ve kardeşleriyle yaptıkları görüşmeler ilişkin tapelerle ilgili imha kararı aldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da kayıtların sıfırlanmasının Türkiye'nin ileri gitmesi için şart olduğu yönünde mesaj verdi. Bunların hepsinin temizlenmesi, Türkiye'nin ileriye gitmesi bakımından zorunluydu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Yüce Divan'a güvenmediklerini açıklamıştı.